Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün paylaşacağım tarifim kuzu eti nasıl marine edilir? Onu hazırladım. Marinemiz için gerekli olan malzemelerimiz 2 tatlı kaşığı kadar taneli hardal, 2 yemek kaşığı balsamiko sirkesi, bolca zeytinyağı, tuz, biberiye, varsa kekik, karabiber ve tane karabiber. Et olarak da arkadaşlar kuzu fileti kullandım. Kuzunun en yumuşacık parçası kuzu file. Arzu ettiğiniz parçadan siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, nasıl marine ediyoruz? Kabımızın içerisine parçalanmış olan etlerimizi koyuyoruz. Üzerine taneli hardal, tuz, İri kaya tuzu kullandım. Karabiber, tane karabiber, biberiye, kekik ve bolca zeytinyağı, balsamika sirke ekleyip güzelce harmanladım. Bu şekilde yaklaşık 3 saat marine ettim. Bu marine tarifini Instagram sayfadan takip ettiğim Şef.tr sayfasından aldım. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, dinlendirdim, marine ettiğim etleri artık pişirme zamanı. Demir döküm tava kullandım kızartırken. Demir döküm tavayı önceden ısıttım. Kuzu filelerini bu şekilde koyup iki taraflı pişirdim. Ben bu tarz etleri çok pişmiş sevmiyorum. İçinin biraz pembemsi olmasını tercihimdi. Eğer sizler çok pişmiş seviyorsanız süresini, pişirme süresini biraz artırabilirsiniz. Evet, kuzu filelerimizin yanına patates gnocchi yaptım arkadaşlar. Kremalı, parmesan peynirli patates gnocchi. Onun tarifini inşallah sizlerle yapacağım ve paylaşacağım. Daha sonra hurmalı meze hazırladım. İnanılmaz lezzetliydi. Ve kırmızı biberli, cevizli bir meze daha hazırladım. Ben bu şekilde servis yaptım. Bu kez bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sizler yanına isterseniz patates graten yapabilirsiniz. Çok yakışıyor. Haşlanmış sebzeler çok yakışıyor. Kızartma çok yakışıyor. Arzu ettiğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Evet, sizlere burada içini de göstermek istiyorum. Evet, ben bu şekilde tercih ettiğim için çok kızartmadım. Dediğim gibi sizler arzu ettiğiniz gibi süresini çoğaltabilirsiniz. Pişme süresini artırabilirsiniz. Diğer meze tariflerimi de arkadaşlar bir sonraki videolarımda paylaşacağım. Bunun için kanalıma abone olduktan sonra zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Paylaştığımda videolarımdan bildirim alırsınız ve bu şekilde kaçırmamış olursunuz. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yine görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.